Marka gördüğünüz pancar. Böyle çeşit çeşit renklerde olabilir. Kırmızı, beyaz, mor, siyah. Bir tanesi bana diyor ki, hangi pancar şey, maka iyi, kırmızı mı, beyaz mı, sarı mı, yeşil mi? Rengarenk olabilir. Onun içindeki etken maddenin kalitesini belirlemez. Siyah da olabilir, kırmızı da olabilir, yeşil de olur, mavi de olur, rengarenk olabilir. Maka makadır. Şu kaliteli, bu kalitesiz diye bir anlamı yok yani. Ben beyaz isterim, ben kırmızı isterim, ben mavi isterim. Bazılar böyle çocuk gibi bana diyor ki, ben bundan isterim, ben bundan isterim. Öyle gerek yok yani. Hepsinin içeriği aynı. Aynı etki yapar. Sadece biraz aynı toprakta yetişiyor, aynı bölgede yetişiyor, yan yana yetişiyor. Birinin rengi öyle, öbürünün diğeri öyle. Bu önemli değil. Çok yüksek oranda protein içerir maka. Maka makador ürettik. Bir de makatri ürettik. Makatri de sporcular için enerji verir. A vitamini, B1, B2, B3 vitamini, C vitamini, D vitamini içerir. Demir, magnezyum, bakır, sodyum, potasyum mineralleri içerir. 19 çeşit amino asit içerir. Beynin fonksiyonlarını artırır. Depresyon, kaygı, panik atağı önler. Beyin ve epifiz bezelerinin çalışmasını güçlenmesini sağlar. Adet düzenleri, bayanlardaki adet anormalliklerini düzenler. Cinsel fonksiyonları erkeklerde ve bayanlarda artırır. Menopozun rahat ve sorunsuz atlatılmasını sağlar. Falan filan. Vatandaş ne diyor? Salim Bey, maka doğru. Önceden çok yani maka aldım, çok kandırıldım diyor. Maka aldım, kandırıldım. Çok rahatsız oldum. Ama saygıdeğer İbrahim Bey sağ olsun beni rahatlattı. Neşemiz yerine geldi. Gerçekten kafamdan yük kalktı. Kullanır kullanmaz etkiledi. Selamlar hocam. Bu makador hem erkeklere hem bayanlara hormonlarını düzenlediği için kalıcı tedavi yavaş yavaş etki yapar. Kimyasal gibi hemen alınca hemen ilişki için değil bu. Hormon düzenleyici hem bayanlarda hem erkeklerde. Bu nedenle bazıları diyor ki ben makador aldım hiçbir faydasını görmedim. Bu okus pokus değil yani okus pokus. Al hemen kullan yarım saat sonra cinsel ilişki için değil bu. Tedavi edici, iyileştirici, yavaş yavaş, hormonal dengeleri düzenleyici, vücudu temizleyici, arıtıcı. O okus pokus yok. Yani kimyasal gibi al kullan değil. Ha onun için ürünümüz var. Epimedium macunu al kullan hemen yarım saat sonra etki yapar. O ayrı bir şey. Ama bu ayrı bir şey. Bazıları yanlışla makador kullandım da yarım saat bekledim bir iş faydasını görür. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil. 3 ay, 5 ay, 6 ay. Yaşla da ilgili bir problem. Mesela yaş ilerleyenlerin artık kemen kullanması lazım. Kan dolaşımı sorunlarının ortadan kaldırılması lazım. Ayhan Bey, hocam benim kuzenim makador seti göndermişsiniz. Adam tövbe estağfurullah. Kudurmuş, tutturmuş. Bir daha öleneceğim diye. Tövbe tövbe. Kuzenim makador kullanmış. Şimdi tutturmuş diye, kudurmuş diye. Tövbe tövbe. Bir daha öleneceğim diye tutturmuş. Ben şehirde yaşıyorum. Yoğun ve yorucu bir işim var. Eve gidince yemek ye, biraz TV seyret, tamam. Hanım bir şey isteyecek diye, yine rezil olacağım diye korkuyorum. Benim imkanlarım var ama cinsellik sıfır, sıfıra yakın diyor. İmkanlarım var, maddi durum iyi ama cinsel bakımdan sıfıra yakın benim durumum diyor. Kuzenim bana da makaseti gönderdi diyor. 3 ay düzenli kullandım. Cinsel hayatım tekrar canlandı. Allah razı olsun. Oh, dua da aldık. Oh, çok güzel. Ailelerin dağılmasının, bozulmasının, çözülmesini önlediğimiz için mutluyuz. Makador kapsülü
kullandın, Mustafa Bey öyle diyor, cinsel performansın anlamında çok katkısı oldu, teşekkür ederim demiş. Biri de Makador ismiyle yazmış. Yaklaşık bir aydır Makador seti kullandım. Erken boşanma ve kan akışı konusunda zayıflık vardı. Şimdi resmen uzun bu şeyi anlatıyor. Oraya fazla girmeyeyim. Makador kullandım. Cinsel performansım çok arttı. Erken boşanmayı önlüyor. Maşallah iyi. İbrahim Bey, Makador kullandım. Enerji veriyor. Erken boşanma önlüyor. İlişki süresini uzatıyor demiş. Daha birçok yazı var. Burada yorum var. İsteyenler bakabilir. Bu hanımefendi hazretleri Fransa'dan getiriyoruz. Şöyle böyle dedi. Biz formülü bulduk. Daha iyisini yaptık. Formül nedir? Söyleyeyim mi? Neyse. O kadar da açık vermeyelim. Yeter yani. Bunun içerisinde 10 çeşit bitki ekstraktı artı bazısına girmeyen. Yeter bu kadar. Bazısına girmeyen. Bu kadar yeter. Türkiye'nin en büyük sorunu ve tek sorunu. Diğer sorunlarda hatta Kuzey Irak sorunu, Suriye sorunu, Yunanistan sorunu, Ermenistan sorunu, Rusya, Amerika sorunlarından daha büyük sorunu evlenme çağında olup da evlenemeyen insanlar. 22,5 milyon, yani 1/4 evlenme çağında olup da evlenemeyen veya evlenmiş, boşanmış, yalnız yaşayan insan var Türkiye'de. 22,5 milyon. Biz geçen bir kahvaltı yapalım arkadaşlar. Sabah kahvaltısı, pazar günü. İsteyenler eşleri de gelebilirdik. Baktık, 40 kişiden sadece 3'ü evli. 3'ü. 40 kişi çalışıyor ofiste, fabrikada toplam. Sadece 3'ü evli. Allah Allah, hiç düşünmemiştim böyle. Araştırdım, sordum, soruşturdum. Ne oluyor, neden evleniyor bu kadar insan? 21 ile 51 yaş arası, 40 kişi, 21 ile 51 yaş arası. Gencinden ihtiyarına kadar. 3 kişi evliymiş. Diğerleri evli değil. Türkiye'nin en önemli sorunu, birinci sorunu budur. Evlenme çağında olup da evlenemeyen. 40 kişide 3 kişi ne demek? 100 kişi de 7,5 kişi demek. Evli demek. 100 kişi de gençlerde, yani nüfusumuz genç, nüfusumuz şöyle, nüfusumuz hepsi yalan dolan. Gerçek ortada. Evlenme çağında olup da evlenemeyen insan var. Milyonlarca. Almanya buna çözüm getirdi. Ne yaptı? Bekarlardan fazla vergi alıyor, evlilerden az vergi alıyor. Çocuğu olanlardan daha az vergi alıyor. Vergi sistemini değiştirdi. Bir de çocuğu olanlara çocuk parası verdi. Bilmem ne yaptı. Sistem değişti. Eskiden Almanlar evlenmiyordu. Evlense de çocuk yapmıyordu. Şimdi 7-8 çocuğu olan Almanlar var. Bütün dünya tedbir alıyor. Biz ne yapıyoruz? Boş boş konuşuyoruz. Ben de boş konuşuyorum. Bir faydası oluyor mu? Olmuyor. Yani param olsa da millete birer milyon dağıtsam, hadi bakayım evlenin çocuk yapın diye. Evlenme çağında olup da evlenmeyen sebepsiz yere vatana ihanet ediyoruz. Bu kadar sert konuşuyor. Niye diyeceksin? Rusya ile cebelleşiyoruz. Amerika ile cebelleşiyoruz. Çin, bizim böyle ufak tefek Yunanistan, Ermenistan düşmanımız değil. Ortamızda da tam Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğü arasında bir Ermeniden daha kötü olan Ermeninin dostu İran var, Fars. Dünyada dost olmayan tek milletiz. Evlenme çağında olup da evlenmeyen, bazı sebepler başka,
şu bahane bu bahane olmaz. Çocuk yetiştirmeyen insan bu vatana, bu millete ihanet ediyor demektir. En büyük tehlike evlenmemek, çocuk yapmamak. Şu sebep, bu sebep, hiçbir sebep bunu engel olamaz. En büyük sorunumuz budur. Herkesin evlenmesi, çocuk yapması gerek. İşte şu kadar maaş alıyorum da durumu şudur budur. Yani her ne yaparsa yap, herkesin evlenmesi lazım. Rızık veren Allah'tır deyip herkesin evlenmesi lazım. Yoksa Allah korusun, sonumuz iyi değil. Çok kötüye gidiyor. 40 kişiden 3 kişi evli. Birkaç sene önce Çerkezköy'e gittim. Çerkezköy'ün bir köyüne, büyük bir köy. Dağlarda, taşlarda bitki resmi çekiyorum. Geldik bir çay içelim diye. Kahveye oturduk. Okuldan ses gelmiyor. Dedim ki okul tatil mi? Ne var? Bayram mı? Yok dediler. Taşıma eğitim. Taşıma eğitim nedir ya? Taşıma eğitim nedir? Okuldaki çocukları başka okula, köye gönderiyoruz. Allah niye? Var mı böyle bir şey? Japonya'da bir çocuk için bir tren, bir köyde bir aile kalıyor. Bir çocuk için bir tren 5 yıl o çocuğu okula götürüyor, getiriyor, götürüyor, getiriyor. Bir çocuk için bir tren çalıştırıyorlar 5 okuldan geri kalmasın diye. Devlet yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Taşıma eğitim. Taşıma eğitimde ne verim alacaksın? Eğitimde dünyada sıfırız.